Çabuk ol abi, çabuk çabuk gel. Gel, gel. Şu an kayıtta mı? Şu an zanlının fotoğraflarını alıyorum. Şaka gecemiz. Ali Usta. Çok rahat çekim olacak çünkü Ali Usta buranın ortaklarından birisi. Ali Usta'ya dedim ki burada dedim herhangi bir müşteriye şaka yapacağım dedim. O da yap abi iyi olur dedi. Hem de yani dükkanım görünür dedi. O yüzden ben kameraları çok rahat açık açık ortaya koydum. Bu masada şaka yapacağımı söyledim ona birisine ama şakalanacak olan kendisi çaktırmayın. Bak şimdi buraya alırız. Ali abi gel. Evet. Tam bu Ali abinin yerine alırız şakası diye. Tamam mı? Sen oradan kayda girersin. Tamam. Yenge buradan kayda girer. Olur olur. Tamam mı abi? Plan bu. Ben etlere falan... Tamam sen hazırla. Ne yapıyorsun Ali abi? Şuraya aldım. Ya yoğunsana bak. Şimdi şeyi geçemeyeceğiz. Ben sana söyleyeyim abi. Sana söyleyeyim de. Şimdi şaka çekeceğiz bu masada ya. Hani onu da belirtemeyeceğim. Reklamını da belirtemeyeceğim. Niye söyleyeceksin bana? Rütük şey demiş. Yani o önceden yoktu öyle şey diyor da şimdi yeni çıkmış. Rütük demiş ki ismi Türkiye çapında herkesin duymadığı bir ustaysa dedi. Ünlü Ali Usta diyemezsiniz dedi. Ne zaman ki ünlü olur dedi. O zaman dedi onu kullanabilirsiniz dedi. Evet. Yani yapacak olduğu reklamda direkt firmanın ismini kullan. Yani yok ünlü Ali Usta'ymış dedi. Mesela dün televizyonun patronuyla konuştuk. Dedi nereden biliyorsun ünlü oldun? Dedim adam kendi... Şubelerimiz var bizim karşına. Hayır, şubelerini biliyor da adam dedi ünlü oldun nereden biliyorsun dedi. Dedim ki adam kendi çapında ünlüyüm diyor dedim. Yusuf da var bir sürü. He? Yusuf da var ünlü. Kötü Yusuf. Ama o ünlü olmuş ama. Onu herkes ben biliyor abi. Ben de ünlüyüm Marmaray'da olarak. Ben bu 6 şubem. Ben görmüyorum. Ali abi yok yok bak. Şube olarak ne geçiyorsun sen? Marmaray'a yönet diyorsun. Ali Usta nerede? Ha işte Kötücali. Nerede? Marmaray'da Kötücali. Ama Köfteci Ali bu, Ali Usta yok ki burada. Ali, ama ondan Yusuf Usta, Ahmet Usta diye geçiyor. Yok, Yusuf yazıyor da. O da Yusuf yazıyor, Usta yazmıyor. Ya Allah Allah. Ben Köfteci Ali Bey'le beraberim de, Usta demiyorum. Köfteci Ali mi diyeyim? Öyle de. Köfteci Ali Bey'le beraberim de. Yani. Ama o da çok şey olmadı mı? Hani Köfteci Ali bizim Ali hani. Fark etmiyoruz canım. Köfteci Ali sana biliyor herkes, biz meşhuruz ya. Ya ben senin daha bir de şey var abi bak. Kanalın endişe duyduğu şey, benim de endişe duyduğum şey şu. Şimdi bir reklamcı olarak, bir firmanın reklamını yapıyorsun. Tamam. Ben de seni ilk defa duydum. Ama değerlendirilmesin diye tamam duyduk biliyoruz. Herkes biliyor onları. Rahat rahat onların reklamını yapabilirsin. Niye? Zaten kamuoyuna mal olmuş onlar. Onlar zaten herkes tanıyor. Anladın mı? Benim çıkıp onun reklamını yapmam. O adamın yapmış olduğu herhangi bir hatada beni bağlamaz. Zaten tanınıyor adam. Ama seni tanıyan yok. Şimdi ben 20 yıllık bir televizyoncuyum. Evet. Beni herkes tanıyor. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi benim ağzımdan çıkacak olan şey seyircide bir senet gibi. Yani ben hakikaten bu adamın dükkanı iyi de dedim o millet ona iyi diyecek ama ben ya, size, yani yanlış anlama tanımıyorum. Tabii. Ben dedim ki Ali Usta'nın yeri müdür et köfte var. Gelirdik abi ne olacak? Evet. Diyelim sen herhangi bir bozuk bir et verdin. Ben maaşı bulacağım. Olmaz öyle bir şey ya. Anladın mı Ali Usta? Köfteci Ali diye söyle o zaman. Marmaret köfteci Ali ben yanındayım. Ben bu kuş köyü neyi düşündüm biliyor musun? Dün et dedik ya burada. Hmm. Et böyle cıvık cıvıktı abi. Çiğ yedim eti. Et mi? He dün verdin ya bize. Dün yoğundu ya biraz. Böyle cıvık cıvıktı. Böyle kanlı manlıydı böyle. İşte pişirmemiş artık abi. Vampir gibi ağzına kanlı kıyıyor. Yanlış anlamadım. İşte pişirmemiş abi. Yani yoğundu ya. Ben şimdi dün eti gördüm. Dedim lan şimdi buna reklamını yapacağız. Yok yok. Yaparız reklamını. Millet gelir Kemal Sunal filmi gibi olur. Rezil oluruz. Yok canım biz markayız ya. Sen bir ortada falan bir git gör ya benim yerlerimi. Yani ben istersen ekranda konuş. Hani ben şeyden de vazgeçebilirim yani bu canım, reklamı da iptal edebiliriz yani eğer hani içine sinmeyecekse. Anladın mı Ali abi? Canım sinmez olur mu? Sen bizi ben okulda ya. Sen aklından gel merak etme. Ya Erkan, dün sana, da dün anlattım biraz ama hani endişem şu, meşhur Ali Usta dersin, sen şimdi tanınan bir insansın, yaptın, abi, ya adam yine tabii dün kötü oldu, bu sefer kötü olur, ben mahvolurum. Ama, yani hiçbir firma bana daha reklam vermez. Sen bize güven o konuda. Ali Usta'yı sen tanıyorsun, 3-5 kişi tanıyor bunu, kim tanıyor bunu? Çok tanıyorum. Çok tanıyorum ya. Bu yakada tanınıyor. Samandıra'dan dolayı bize müşteriler geliyor buraya mesela ama. Ama biz Türkiye'ye hitap edeceğiz. Müşteri olarak eleştiriyi de cevap vermemiz lazım. Anadolu yakasında ben meşhurum. Sen kaç yıldır yapıyorsun abi bu işi? 15 yıl oldu. Ha daha yeni abi. 15 yıl az mı abi? Murat Usta var mesela. 15 yıl az çok. Murat Usta var Adana'da 45 yıl. Kim? Murat Usta Adana'da. Babadan oğla geçen bir sistem. Murat Bibigoğlu. Murat Bibigoğlu.
Oğlum benim dedemin dedesi de kasap. Değil. Benim dedemin dedesi de kasap. Dedemin yani dedesi. Eskiye gidersek diyor babadan dededen benim gelmiş. Benim dedemin dedesi ne iş yapıyor? Dedem kasap. Dedem ne iş yapıyor? Kasap. Sen ne iş yapıyorsun? Peki o dedeleri hiç daha önce iflas etti mi? Battı mı? Yok canım. Herhangi bir şikayet aldılar mı? Bunun dedesi battı. Dedesi battı. Memlekette. Bak bu kötü bir şey işte abi. Biz tanımazlar ya. Dedem battı sıra senin de. Dedesi niye battı? Et kötü müydü? Yok canım. Beceremiyor muydu? Çalmışlar. Kardeşleri battı. Hep çalmışlar. İşletme meşhur zaafı o. Vermiş. İşletme çok meşhur da o, meşhur. Ha. Meşhuruz biz, çok meşhuruz ya. Ben meşhur bir adamım ama ben söylerim ya. Ben... Bunu zamanla anlayacaksın sana, göreceksin burada. Meşhur olmasak burada şey yapar mıyız? Ya işin ustalığında tamam ama meşhurluk kısmını ben tarif edemem. Sen tarif edeceksin hani usta. Şimdi usta olarak kaliteli bir usta. Tamam yapıyor ediyor ama. Bunlarda meşhur var ya. Erkan şakayı bu maçta çekeceğim. Biraz sonra. Ne zaman? Biraz sonra. Tamam abi. Az yoğunluk azalsın mı? Tamam abi. Bağırma çağırma olur şimdi ses olur. Müşterilerden birini mi şakalayacağım? Ha, efendim? Allah'a mı? Müşteri bizi görmesin. Hocam çekimdeyim arayayım mı seni? çekimde. Geliyorum abi. Bir saniye. Siz konuşun da ben tamam geliyorum. Tamam abi. Niye böyle bir eleştiri olduk biz ya? Ben üstüm. Şaka mı? Ne yapıyorsun? Valla şaka maka değil. Ne ya? Şakayı burada yapacağım diyor. Yaptırıyorsun şaka. Masaya müşteri oturtacak. Ne şakası? Hı? Kamera açık ha. Değil misin? Ha baksana sonunda. Yok abi ya. Masada duruyor. Öyle işte. Müşteriye yapacak şaka da. Et mevzusunu niye böyle derinlemesine girdim ben anlamadım yani. Sanki gurmeymişçesine konuşuyor Mustafa Bey. Hazır eti yoğunluk var da çok pişirdiğimiz de olmuş kuruyor yemiyor. Onu az çiğ bırakmamız gerekiyor yani özellikle olmuyor zaten. Yani ızgara saçımızdan mı? Tabii. Yani bizim için eşimiz dostumuz eleştirmez ama bir şey eleştirirse yok, sakat yok. Olur. Şimdi burada 70 milyon dediğiniz izdam olur zaten. Marmara etten ziyade burada bir sürü restoranlar var. 70 başka milyon bizim kapımızdan geçmeyecek zaten. Buradan yani. Geçecek günlük insan sayısı yani. 2000-3000. Herkesi beğenmez. Ama biz çoğunla olur lazım yani. Evet. Şimdi Akçabat köftesini 10 kişi yer, 4'ü beğenir, 6'sı beğenmez. Şakayı burada çekeceğiz ona göre. Buraya kimseyi almayın da. Ne yaptınız abi? Ben de sebeplerini araştırıyorum. Yani bunlar kolay kurulan işletmeler değil. En ufacık bir darbede sıkıntı yaşarız biz. Alisto ile karşı karşıya geliyoruz. Tabii. Sonuçta bu işin duayeni o. Biz yönetim kısmındayız. Ne karar verdiniz mi? Ne karar verdiniz? Herhangi bir karar vermedik. Nasıl yayınlayacağız? Bu kadar hızlı. Köfte çalıştı. Köfte yani o anlamda hemfikir kalmaya razı. Abi köfte işte. Yayınlayamam. Yayınlayamam çünkü seni tanıyan yok. Ama sen bir zamandır... Dün yediğim et ben diyorum ya burada yedim abi. Çekmek yok. Baksana köfte gerek mağazım var. Bunu o zaman biz Samandır, Ortadağ, Kurtköy oraları gezdireyim sana ben abi. Yani oradaki Köfteci Ali yazısı da tesadüf değil. Abi o değil, ben televizyondan bahsediyorum. Yani... Bizim şubelerimizin çoğunu zaten müşteriler biliyor. Birkaç tane sanatçı ayarlayalım sana abi, manken. Çıkıyor gibi seni gösterelim, oradan isim yap abi. Ben yayıp magazinde veririm seni. İşte Ali Usta falancı mankenden göründü diye. Yok abi. En azından ona dayanarak deriz ki bu adam magazine çıktı. Seni Reyna'ya götürelim, Paşa'ya götürelim. Ciddi söylüyorum bu işte böyle abi. Ben meşhur ya da bunu ya. YouTube'da beni günde 200 bin kişi izliyor Ali Usta. Sen beni hep tanırlar ya. Meşhur seni şimdi ben dedim Ali Usta bunu tıkı tıkı internetten Ali Usta nerede? Ali Usta nerede diye başlayacak aramaya. Bana internet çıkıyor. Değil mi? İnternet çıkıyor. Adam geldi buraya. Nerede çıkıyorsun internet abi? 200 personelin ağırlığıyla yaşıyoruz. Bu adam 200 bin yani, izleyicinin ağırlığıyla yani. Yaşıyor. Senin neren meşhur abi? Sen daha önce magazine çıktın mı? Televizyona çıktın mı? Radyoya çıktın mı? Nereye çıktın abi? Çıktım. Bir tane kamera geldi Ali Usta ben burada Ali Usta. Yok öyle bir şey. Hangi mankenle beraber oldun? Hangi sanatçıyla takıldın? Kasetin mi var? Albümün mü var senin? Sanatçılarla oldum da... Deden zaten batmış, öbür deden yaşamıyor. Ben nasıl olacak bu Şakan? Yani senin ben... biri gelip şurada fotoğraf çektirdi mi? Nasıl meşhursun? Var fotoğraflarım var. Aynı. Ya nerede fotoğraflarım var? Ya burada Özcan Deniz'de falan var. Kimler? Özcan Deniz'de var. Kertenkele'yle var. Abi hep erkek. He? Hep erkek onlar. Şey de var, Tuğba Büyüküstüm de var. Tuğba Büyüküstüm vardı. Bakayım, sana atlayayım ben.
Tuba Büyüküstü'ne çekildim. Tuba ile tanışıyor musun? Tabii tabii. Var mı arkadaşlığın? Yok. Sadece benim müşterim. Müşterim. Azra Akın geldi. Bak Azra Akın bu da. Azra Akın'ı görüyor musun? Bak. Hmm. Çok güzel var. Evet biliyorum. Azra'yı ben tanıyorum. Dur arayayım bakayım. Ne? Azra arkadaşım benim arayayım. Bir sorun bakalım. Ali Usta'yı tanıyor musun? Samandıra, Ortadağ'da, Kartal'da yemek yediniz mi? Beğeniyor musunuz diye bir sorayım. Yani adamı da gömmeyelim şimdi yani. Ya gömmeyelim ben senin için söylüyorum. Ya amenna tabii ki biz kaliteli işi ortaya çıkartalım. Alo Azra Akın'ı verir misin? Ekranda yazmıyor mu? Kimler arıyor? Tamam. Hasan abi. Sağ hocam sen nasılsın? Müsait miydin? He ne yapıyorsun? Neredesin? Evet. Yo ben geçen hafta geldim oradan bu tarafa. Sağ hocam şimdi şey işim var şu an fazla konuşamayacağım senden de. Ali Usta'yı tanıyor musun? Sen onun müşterisi misin? Sürekli gidip ondan et yiyor musun? Köfteci Ali diye. Köfteci Ali Usta. Şeyde İstanbul'da. Emin misin? Film seti karşısında. Neyin karşısında? Film seti var. Bosporus'un karşısında. Film seti var. Bosporus film seti Bosporus. Karşısında. Bosporus? Film seti. Film seti. Onun karşısında hep orada yiyor musun sen? Bilmiyorsun. Ay geldi şey neydi ya? Bahmet Enes'ini öyle atayım mı? Bak fotoğrafları var burada. Çok eski bir tarih şey, bu. Şişman tombalak biraz. Biraz tombalak. Yani ayıp olmasın diye söyleyeyim de bayağı tombalak. Şişman. Ne tombalı ya? He. Çıkarttın mı? Terasta yemek yemişlerdi geldiler. Şey de vardı. He. Şeyinde Poyraz Karayel'in filminde. Anladım. Poyraz Karayel'in şeyinde gelmişlerdi. Tamam. Tabii. Ya yok illa ünlüyüm diyorum. Tamam Azra arayacağım. Lezzet akıllarında kaldıysa kaliteli orada çıkar. Azra çok müsait değilim. Sonra konuşuruz uzun uzun. Tamam mı canım? Hadi. Hadi öpüyorum seni. Bay bay. Bay. Tamam. Tamam. Hadi güdüt. Hadi. Memnun kalmışlar mı? Asıl adamları 60. Kaç? Tanıyor abi. Sen meşhur bir adam mı? Tanır mı? Bu yemek yedik ama diyor biraz yani şey yaptı diyor. Rahatsız etti beni diyor. Fotoğraf çektim. Ya görmüyor musun insanlar? Herkes yemek yiyor burada. Hava balık. Sen yanlarına çıkma gibi yerleşip resim mi çekiyorsun? Zorla mı gitti yanlarına? Biraz hayır yapışık canım, diyor. Hayır. Yapıştı bana diyor. Bırakmıyor. Çok beğendiydi. Yok canım öyle bir şey ya. Demişsin ona ki illa ünlüyüm, ünlüyüm, ünlüyüm demişsin. Azra Akın'a demişsin ki ben senin ünlüyüm demişsin. Benim ama etim yok. Ali Usta'da potansiyel dedim mi hakikaten ya Ali Usta? Yok beğendi ama dedi ki çok güzel köfteleriniz dedi. Ha. Hayır soruya cevap vermiyorsun ama resim diyor adam. Köfteleri beğendi adam. Köfteleri beğendi resim diyor bilerek diyor sıkıştırdım mı rahatsız ettim mi? Yok yok kendisi istedi. Zorlan diyor yanıma geldi. Alımlı bir hatun. Telefon numarasını istemişsin. Yapar. Ali Usta ister. Ama bana uzak işte, açık konuşayım bana, tekrar, bana ondan uzak dur dedi. Tekrar davet etmek için. Bana yapar. Açık konuşayım bana ondan uzak dur dedi. Niye ya o kadar tacizci değil canım. Oha abi. Tekrar çağırmak için. Taciz demedi canım hani çok değil hani şey dedi böyle hani. Ünlü olmak için dedi. Ha her kendini öne şey çıkartmak için yapabilir. Hazır şey, evet tamam ben anlayacağım anladım. Şimdi ben kaplarına sana iade edeyim. Soba bir güçsün de var burada. Abi hiç problem değil. Yani, bu reklam filmini başkasına çektirdim. Amenna. Yani bizim Soba, de kendi camiamız var kendimizce. Sadece efendim? Soba bir güçsün de arayayım. Ne? Soba bir güçsün arayalım. Telefonum var bende. Ha, onu aldın ya numarasını zorla. Aldım ha. Öbürünü alamaz. Bayram mesajları çekiyordur öyle işte. Ya biz başkasıyla da yaparız programı. Mustafa abi. Ya Tuğba Büyüksü'nü arayıp ne diyeceksin abi? Ünlü olduğunu söylesin sana. Ünlü olduğunu söylesin bizim yani. Bizim ünlülük terazimiz Tuğba Büyüksü'nü tamam, ara abi. Ara abi. Hoparlör açar mısın ama? Hoparlör açar mısın? Hoparlörü duyabilir miyim? Yese basman gerekiyor. Bir şey basmamışsın. Bak mikrofon alacağım. Hoparlörü duyabilir miyim? Şu anda şey ama hocam. Ne müsait mi değil? Daha aramadık. Ne oldu? Ya ben ünlü bir adamım. Şey değil, telefonun yani arkasında müşteri de şimdi çok. Şimdi saat uyuyordun ama. Herkes uyuyordu mu? Bak oralar tanımıyor. Saat kaç farkında mısın Ali Usta? Saat kaç farkında mısın? O geceleri çalışıyor ya o yüzden. Ha anladım. Şarkı söylüyor. Şarkı söylüyor. Oğlum can çekmiyor. Erkan, Erkan çok kesin mikrofonlarımı da alayım. Yok kameralar, toplayın kameraları yakışmaz. Reklamı çekmeyeceğiz. Esnaflığa yakışmaz böyle. Daha böyle ben yayınlayamam onu. Bakar mısın? Çok özür dilerim. Bu ustayı tanıyor musun?
Tanıyor musun? Ünlü neymiş de tanıyor musun? Tanıyorum da seni tanıyorum. Teşekkür ederim abi. Kasacağını isteyeyim ben abi, nasıl tanımıyorsun? Anlamadım. Tanımadım. Ya ben şimdi nasıl yayınlayayım bunu abi? Seni tanıyorum, daha önce seninle yemek yemiş olmuşsun. Ama benim dükkanları biliyor adam abi. Hangi adam biliyor abi? Abi şu şeyler dükkanları biliyor. Abi artık seni de tanımış olduk. Sağ ol. Ben de memnun oldum. Hadi sağ ol. Bir de kapağı sık hava almasın gibi oldu abi. Şimdi tanıdık. Eyvallah, sağ ol. Ben abi. Erkan, ben şu... Ben daha mı meşhurum acaba ya? Tabii abi. Erkan, ben şu reklam filminin parasını iade edeyim. Abi yok, sen çeksene abi ya. Abi çekip yayınlayamam onu. Ya bu tarafı seni niye bu kadar üzdü? Abi yayınlayamam, o şöyle yayınlayamam. He? Abi yok, seni tanıyan yok, herkese soruyor. Ünlü Ali Usta, herkese tanımıyor. Mekan bizim, seni tanımıyorlar. Abi ben meşhur. Altıncı şube tanımıyorlar. Abi. Bütün şubelerinde yemek yok. Bak. Şubeleri tanımıyor, ki. Sen tanımıyorsun. O beni göremez ki abi adamlar. Şubeleri tanımıyor. Şubeleri gezmekten... Bak Marmara diye geldi adam. Değil mi? Marmara diye geldin yani. Anladım. Nasıl sevindik bir de. Evet. Gördün mü? Meşhur bir adamdı lan. Ondan bir hesap numarası bana mesaj çekti. Sen yayınlasana ya. Ben yatır, onu yatırayım sana geriye. Ooo Mustafa abi, sen yayınla abi. Ne yayınlayayım abi? Yayınla abi sen. Abi yalan konuşamam abi. Ben. Yalan konuşamam. Abi yalan değil sen. Ya bak göreceksin abi kaliteyi. Abi yalan konuşamam. Hizmeti göreceksin zamanla burada. Ha, zamanla. Hayır, burada göreceksin bizim ne kadar popüler olduğumuzu. Sen yap abi. Ben tersimi sucuğunu yemiş adamım lan, ben ne diyeyim? Çok güzel her şey abi ya. Beğenmiyordun ama yapmış, yedirmiş yani. Erkan ben müsaade sucuklam da var. Abi sen ne ama? Ya otur bir dakika, otur abi bir dakika. Otursun yere de gidiyor. Ben geç kalıyorum. Çek. Geç kalıyorum. Geç kalıyorum. Mustafa abi de yani alternatifi var. Biz de başkasını yaptırırız canım. Abi de başkasını yaptırırız. Meşhur bir adam. Başkasını yaptırırız yani. Meşhur ama adam işinde hassas. Yapacak bir şey. Doğru mu? Kardeşim ben meşhur değil miyim? Ya bizim bölümümüzün meşhur için. Ben meşhur değil miyim? Görmedin mi bizim dükkanları? Köfteciyeli'yi tanıyor musun daha? Ne oldu? Sen ünlü değilsin diyor. Yapamayız diyor röportaj diyor. Ama adam doğru söylüyor. He? Sen ya bu adam televizyon olarak da ünlü değil. Ki doğru söylüyor. Ama Marmara bile biliyor. Müşteri sorduk. Neyse vedalaşalım da. Marmara eti de nereden bilecekler seni? Aman abi başım. Tamam abi yapacak bir şey yok. Ben tanıyorum. Üzülme Ali Usta, bak üzülme. Tanıyorum abi, benim bir sürü şeyim var abi. Neyim var abi, kliplerim mi var? Sen bu meslekten vazgeç, inşaata gir abi. Hayır ben bir sürü çıkmışım abi şey reklamlara ya. Biz seni inşaat firmamıza ortak edelim. Ali abi. Erkan. Ali abi. Sen ne yapıyorsun? Ortaklarından nasıl sana bir şaka yaptık? Şu an kayıt var. Şaka buydu. Hiç yüzün düştü var ya. Zengin ben gibi yapıyor abi. İfade değişti. Erkan. Küpede takıldım. Ben ünlüyüm abi. Arzu gümlüsün abi. Ben ünlüyüm abi. Hayır. Ali usta gel şöyle gör. Sen artık hakikaten ünlüsün biliyor musun? Eyvallah sağ ol. O da çekecek olduğu şakayı sana çekmek. Düşürüm arkanda. Ve bir şey söyleyeyim, böyle katır kutur şakayı yiyen bir adam görmedim. Ya seni gör. Çatırı çatırı yedi. Tuğba Büyüküs'ün arıyor. Ben ünlü değil miyim diyor, tamam mı? Herkes arıyor. Gel adam gel. Tamam dur sakin. Sen bu 10 dakikada saklayacaksın. Şu kameralara bir el sal. Onlar hani reklam çekmek için getirdiğimi zannettin ama onlara şakası getirdim ya. Geçmiş olsun. Tamam. Gurme Marmaray.